Selam arkadaşlar, Secdesine hoş geldiniz. Ben Erkan. Devam ediyoruz Meksika serimize. Şimdi arkadaşlar, buralarda bir yerde. Bu arada hızlı 4'e indirmişiz. Delay geldi. Hemen de geldi. Şimdi bunu açmayacağız. Şimdi ne açacağız? Bunu hemen düşünmemiştim ama... Şuradan bir şey açabilirim. Bir dakika, bu ne kadar kaldı? Yeni bir doktorin gelmesine 40 gün mü var? 30-40 gün var. 40 gün biraz fazla ya. Buna düşünülmedi ama işte ne yapacaksın? Yani bir doktorin şimdi 264, onu bekleyemeyiz şimdi. Bu ne kadar? Bir dakika. Ekipman effortumuz ne? İki tane daha vardı değil mi? Evet, bunu hatırlamakta yarar var. Şimdi iki tane daha var ekipman effort. Biz bunu açıyoruz zaten. Şunu ve bir de bunu. Dört tane esasında. O zaman şunu da açalım. Bunu da açalım abi. Tamam, şimdi bunu açıyoruz. Oldu o zaman. Şurada yeni elemanlarımız var arkadaşlar. Şunları hemen çıkartalım şuradan. Şu yeni dediğim esasında eğitimlerini tamamlayanlar. Şu pembe olanı aktaracağım. Hatta şuraya yerleştirelim. Devam. Şimdi aslında şunlar hızlı bir şekilde gelebilse daha güzel olurdu ama gelemiyorlar maalesef. Hep yavaş yavaş geliyorlar. Şimdi öncelik tanıdık bunlara. Hatta size ne söyleyeceğim? Şunu aşağı taşıyalım. Atlılar daha önce mümkünse gelsinler. Hatta size bir şey söyleyeyim mi? Atlılar şu anda çok daha önemli. Tamamen önceliği onlara tanıyorum. Hoş, bu atlıları biraz daha geliştirsek daha iyi olurdu aslında. Atlara support topçusu versek güzel olabilir mi acaba? Daha artileri üretmiyoruz bile. Ne zaman gelecek topçu şeyimiz, fabrikamız? Oho, daha çok var. 25 July diyorsun. Tamam, yılın ortasında falan gelecek yani. Eksik malzememiz var mı? Yok şu anda. Tam limitteyiz yani. Şu anda net üretimdeyiz. Tamam. Ne zaman geliyor bu doktrin? Geliyor şimdi. Gelmek üzere. O gelsin. O doktrini ben şunu bitirdikten sonra kullanırım. Biraz verimsiz gidiyoruz ya. O biraz endişe verici ama puan konusunda birazcık puan mı kassak, ne yapsak? Birine doktrin vereceğiz. Öbürü ne kadar zamanda geliyor? 102 gün. 102 gün. Bu ekipmanı çalıştırsak mı acaba şimdiden? Çünkü ikinci ekipman %50 ucuzlatma getirecek. %50 ucuzlatmayı benim şuna kullanmam gerekiyor. Ya da şuna kullanmam gerekiyor. İkisinden biri. Bu 1939 teknolojisi. 38'deyken bunu kullansak aslında iyi olur ama yapacak bir şey yok aslında. Şimdiden kullanmamız gerekecek. Fokus. Bir bakayım başka neyimiz var şuralarda. Şu kısım da bizim işimize yarayacak. Özellikle şu sağ ayak. Ama burada 200 puan getirebilir burası. 200 puanı biz güzel bir şekilde savaş sebebi araştırmakla kullanabiliriz. Ben en iyisi bunu açayım. Tamam. Bir tane daha açalım. Bu hazırda bulunsun. Ondan sonra bakacağız duruma. Ya buna kısa yolu yok mu ya? Enter'lıyorum. Bir şey yapıyorum. Olmuyor. Kısa yolu yok. Dediğim gibi adamlar gelsin. Ondan sonra ekleme falan yapacağım. Çünkü orada eğitim durumu ne alemde? Bunlar neredeyse bitirdiler. Hatta bitti gerçekten de. Eğitimi durduralım, iptal mi edelim, ne yapalım? Seni de şuraya dahil edeceğim. Kaç oldu? 22. Güzel. 22. Aslında bir az bir şey daha gelse burası 24'lenecek. İki ordu tamamlanacak. İki tane 24 artı bir de burada şeyi kullanmak lazım. Aslında daha fazlasına ihtiyacımız var, biliyor musunuz? Daha fazlasına ihtiyacımız var. İşte birazcık sıkıntı. 10'ar tane üretiyoruz ama daha onlar bile gelmekte zorlanıyor yani. Bir şey diyeceğim. Şunları devreye sokalım mı? Sokalım hadi. Komutana ihtiyaç yok şimdilik. Hadi ya. Basamadık bir türlü. Ve eğitim. Şimdi yeni bir fabrika daha gelse güzel olurdu. Şimdi burada savaş sebebi araştırıyoruz bir yandan. Bu biraz zaman alacak zaten her halükarda.
Aa bir dakika. Çok gün geçmiş. Çok. Puan o yüzden diyordum değil mi? Benim aklımdan kaçmış o. Savaş sebebi. Araştır. 80 gün geçmiş ya. Costa Rica'yı da araştıralım mı şimdiden? 245 gün. Abi biraz bir dakika. Meksika Savaşı. Meksika diyoruz. İspanyol Savaşı ne zaman biter? Pardon, İspanyol Savaşı bitti ama burada World Tension niye bu kadar düşük? Hiçbir şey olmadı ondan sonra. Biz savaş sebebi araştırıyoruz. Onlar da sıfırlanıyor zaten. Rhineland. İspanyol Savaşı ile World Tension bir dakika. Allah Allah Allah. Ha doğru ya, İspanyol Savaşı patlak vermedi daha. Doğru lan, doğru. İspanyol Savaşı daha patlak vermedi bile. Biraz gecikmeli mi geliyor? Ne oluyor lan? Anlamadım ben bu işi. Şakamadım ben köfteyi. Bunlar gelsin. Ha lan, tam da bundan bahsetmişken geldi. Tamam, şu anda %3. Bunun bir faydası olacağını zannetmiyorum ama Costa Rica'ya bir savaş sebebi araştıralım bakalım. 240. Evet, az bir şey faydası oldu. Yani puan açısından çok da önemli değil. Ama en azından birazcık şey oldu. Topçu üretimine bir başlayabilsek güzel olur. Topçu üretimi yapamıyoruz bir türlü. Bunlar çok erken değil mi? Ekipmanları da eksik. Ama bayağı bir ekipman üretiyoruz anlaşılan ki. 35 diyor ya, ekipman effort geldi. Tamam. Joseph Stalin falan filan. Ekipman effort geldi. Ben şimdi puan yönelsem iyi olur gibi geliyor bana. Çünkü şeyleri harcayacağız. Şuralarda bir savaş sebebi, pardon. Kaç lazım? 15 değil mi? 15'teyken savaş ekonomisine geçebileceğiz. Ayrıca bir de eklemek istediğim başka şeyler de olabilir. Şimdi o yüzden diyorum ki hani şunu bekletebiliriz. Onda aciliyetimiz yok. O zaman şuraya geçelim. Tamamdır. Devam. 37 senesindeyiz. Ve durumumuz iyi değil. Şunları da devreye soksam mı acaba? Çok eğitimlerinin başlangıçlarındalar. O yüzden biraz sıkıntı. Ama bak şimdi %50. %50 ucuzlatmayla bu 277 gün sürecek. 1,5 yıl erken. Bu ne? Aa, bu daha bitmedi değil mi? %81 diyorsun. Time to research 155 mi? 155. Buna harcayalım o zaman o %50'yi. Şunun ne kadar zamanı kaldı? 27 gün. 27 gün sonra bunu başlatalım. O zaman ekipman efortu hemen bundan sonra ekipman efortuna geçelim. Hemen o da gelsin. Tamam. Şimdi başlatabilirdik aslında bunu. 27 gün diyor. Aslında bekleyebiliriz. Bekleyebiliriz. 27 gün bir ziyan olmayacak yani, kalacak. Yok, şunu harcamayacağım ben onu ya. Doktrin olayı da var. Doktrin de hazır %50 şeyli. Ucuzlatılmış. Peki diğeri ne zaman bitiyor? Hemen bitiyor 27 gün sonra dedi. Aynısı. Ha, o biter bitmez başlatabiliriz. Tamam. Tamam, doktrin olsun bu. Doktrine devam. Tamamdır. Aynen. Hadi gençler. Hadi gençler. Gelin bakalım. Costa Rica. 4 tane savaş sebebi araştırıyorum arka arkaya. İkisini alacağız, şu ikisini. Arkasından kısa bir süre sonra bunlar gelecek. Bunları da alacağız. Bu arada ne kadar oldu? Bakayım. Bir ay oldu neredeyse. Evet. Yaklaşık bir ay oldu. Şunları aldıktan sonra Panama ile bir Amerika Birleşik Devletleri'ne aynı anda savaş sebebi araştırmak istiyorum. Çünkü Panama'yı ele geçirmemiz için zaten şu Boğaz'da, bu Amerikan toprağı. Burayı da geçmemiz gerekiyor. Panama'nın başkenti burada. Neden? İllaki ikisi aynı anda olması lazım. Çünkü başkenti ele geçirmezseniz devlet düşmüyor. Yani elimize düşmüyor. Bu arada siz merak edenler için bir daha söyleyeyim arkadaşlar. Dünya gerilimi %100 olmadan önce, bir daha söyleyeyim. Dünya gerilimi %100'e ulaşmadan önce bizim Amerika'yı fethetme olayını tamamlamış olmamız gerekiyor.
Aksi takdirde %100'e ulaştığı anda bunun bütün şeyleri, şu gördüğünüz şu özelliklerini, bazıları devre dışı kalıyor veyahut da Great Depression zannedersem. Bunlar devre dışı kalınca ya da %100 bu devre dışı kalmaktan ziyade aslında bu koyduğu limit. Hani bu özelliklerden dolayı %100'e ulaştığı zaman serbest kalıyor ve gidiyor ally'lara katılıyor. Ally'lara katılınca da bu savaşı siz her yere ele geçirseniz de bitiremiyorsunuz. Ayaklanmalar, işte isyanlar falan filan, ayaklanma derken o tarz şeyler oluyor ve onunla başa çıkmak imkansız hale geliyor. O yüzden %100'e ulaşmadan bitirmemiz gerekiyor bunu. Yani vaktimiz yok. Bol bol bekleme şansımız yok. Muhtemelen benim bir yaklaşık bir sene veya 10 ay 11 ay sonra savaşa girmem lazım. Amerika'yla. En geç bu arada, en geç. Şu anda heriflerin ne kadar bitümenleri var? Zannedersem birazcık üretti ama belli olmuyor ya buradan da. Buradan belli olmuyor ama yaklaşık aynı seviyelerdeler şu anda. Hayırlısı bakalım Genco. Ha, fabrika geldi galiba. Interwar artileri geldi. Hemen buna geçiyorum. 150 gün sürecekmiş. Erken bir şekilde topçu üretimine geçiyoruz arkadaşlar. Burada geldi gördüğünüz gibi. Hatta size ne diyeceğim? Şöyle bir 2-3 tane daha buraya biriksin. Daha sonra buraya geçeriz. Burada eksiklik var. Ne kadar ceza geliyor? 118 ciddi bir rakam ya. Kaç fabrikam var? Yani yakında savaşa gireceğiz. Bu sivil fabrikaları sayısı artacak. Bir miktar. Çok artmasa da, az bir şey olsa artar. 4. Bunun bir tanesini de harcıyorum arkadaşlar. Çelik alacağım. O cezayı yemek istemiyorum açıkçası. Şöyle. Bir süre daha rahat bir şekilde kalalım. Fabrikalar buraya gelecek. Bu da çelik miktarına ne yazık ki ikişer ikişer kullanıyor. Bu da öyle. Ama şu anda cezasız bir şekilde geliyor. Bak, verimlilik gayet güzel arttı. Yakında şimdi şey yapacağız. Şu teknoloji geldikten sonra, şu geldikten sonra buna geçeriz. Bu da çok kısa bir zaman sonra gelir. Bakayım fokus ne zaman bitiyor. Tamam, bu gelmek üzere. 20 günü daha mı var? Evet, şu anda 20 günü var. Gelsin bir. Ha, bu arada puanımız, ha, bu geldiği zaman puanımız yeterince olacak. Aslında Kaptan of Industry yapmak her zaman çok tercih ettiğim bir şey ama şu anda sıra gelmiyor bir türlü. Puanların çoğunu savaş sebebi araştırmaya harcadık. Industrial Concern, evet bunu yapabiliriz. Belki bunu yaparız daha da hızlı olsun diye, %10. Ama ilk savaşa girdiğimiz zaman bu savaş ekonomisine geçebileceğiz. Şurayı da ilgilenmiyoruz. O tamam. Ne bu? Aa, Çinliler geliyor. Evet, Çinliler hazırlık yapıyorlar. Hemen ekipman effort 3. O da gelsin bakalım. Şimdi ha, bir değişiklik yapabiliyoruz diyorlar. Tabii buna geçmeyi isterdim ama puanımızı birazcık saklasak mı acaba diye düşünüyorum. Çünkü burada cezalar bayağı var ama fabrika üretimi, evet, %10 yani. Ama savaş ekonomisine doğrudan geçmek epeyce bir puan tasarrufu sağlar. 150 puan. Şimdi bu puanı saklayabiliriz arkadaşlar. Bu puanı biraz saklayalım ya da şunu alırız. Çünkü şu anda az bir zaman sonra, 50 gün sonra diğer bir deyişle ya da belki 70 gün. Ha, doğru 70 gün sonra şunu alacağız. Bu da 419 gün. Bunun yarı yarıya düştüğünü düşünün. Ya aslında yarı yarıya da değil. Daha da değişik bir düşüş sağlayacak bu. Çok farklı olacak. Çünkü şu sonuncusu sadece erken açma şeyini sıfıra indiriyor. Evet. Aynen öyle. Hadi bakalım. Evet. Japonlar savaşa başlattılar. %20'ye fırladık. Bu zaten beklenen bir şeydi yani. Er ya da geç olacaktı. O yüzden yapacak bir şey yok o konuda. Ha, bu arada bu elemanlarımız ne alemdi? Aa, bunlar ayrı duruyor lan. Aa, o doğru ya. Onu iptal ettikten sonra ben bunları yeniden yerleştirmedim şu gruba. Bak, buradan bir sürü piyade gelmiş. Bu süvarilerimiz tamam.
5 süvari. Tamam mı? Bunu ayıralım yine. Yeni bir ordu oluşturuyoruz. Bunun sınırını da şuraya koyacağım şimdilik. Aslında bunu daha sonra kendim kontrol edeceğim de. Niye böyle? Tamam, bunların ekipmanları çok iyi ya. Ekipmanlar full. Tamam, siz eğitime devam edin. Eğitiminiz tamamlanınca aktaracağım ben sizi. Siz hazırsınız değil mi? 10 tümen. Çok güzel. Nerede kaldı bu savaş sebebi? 199. Çok güzel. İyi gidiyoruz. Sanırım iyi gidiyoruz. İnşallah iyi gidiyoruzdur. Evet. Puanımız şimdi bolca ne var? Savaş ekonomisine geçebiliyoruz. Hemen geçtim. Arkadaşlar hatta bence bunu da değiştirelim. Gerçi 9000 yani kalsın, en son geçeriz. Şunu yapabiliriz. Nerede o? Bunu da alabiliriz de. Bunu daha sonra alacağım. Ben şimdilik şunu alayım diyorum. Başka bir şey var mı? Yok galiba. Bunu aldım. Şu an daha fazla puana ihtiyacımız yok. En azından şimdilik. Fabrika nerede? Fabrika durumunda böyle bir durum var. Henüz bir gelişme yok. Evet. Bu arada sivil fabrikalarımızda artış var. Savaş ekonomisine geçtiğimiz için 5 fabrikamız oldu. Evet, daha çok çelik. Daha çok çelik ihtiyacımız var. Yeni atlılarımız gelmiş. Çok güzel. Bakalım sıradaki atlılar ne zaman gelecek? Bunlar da geliyor. Bunların ekipmanları çok az ya. Eksik değil mi? Oha, bayağı eksik ya. Şimdi ufaktan ben bunları acil getirmek istiyordum çünkü. Bir süre sonra yavaş yavaş bu aciliyeti iptal edeceğiz. Mobile Defense gitti. Tamam, bunu hallettik. Şimdi bu ne zaman geliyor dedik. Az bir şey sonra onu bekletelim. 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 Az kaldı. Bakayım buralar. Bu arada eğitim devam ediyor. Şunlar ne alemde? Gelsinler mi hemen hepsi? Eğitime devam etsinler öbür tarafta. Ama ekipmanları da eksik henüz. Of ya. Şunlar hiç gelmiyor. Adam var ama ekipman yok. Justification tamamlandı. Hem Guatemala hem Honduras. Tamam. Ben bu savaşı başlatayım diyorum. Direkt başkente yürüyeceğiz. Hadi bakalım. Haydi bakalım. %1 o çok önemli bir şey değil. Zaten zamanla bunlar azalıyor. Savaşımızı. Ben bunu unutmuşum ya yine. Gerçi önemli değil biliyorsunuz. Yani sadece birazcık şey olsa iyi olurdu. Da şu 5'ini doğrudan buraya gönderiyorum. Sen de doğrudan buraya gel. Dur sen hemen gelme. Hemen gelme sen dur. Bu hangi ordu lan? Şu ordu. Tamam. Şöyle yapalım. Siz niye gelmiyorsunuz lan? Bu savaşı... hepsi dahil değilmiş. Şu plana. Lan sen niye durdun şimdi? Ne Allah'ım ya. Tamam. Hadi bakalım. Öbürleri zaten gelirler. Ben bunu başkente yönlendirdim. Şimdi bir an ne kadar çabuk ele geçirirsek burayı o kadar iyi. Ekipmanı effort da geldi arkadaşlar. Ekipmanı effort'tan sonra zannedersem belki bir motorize yapma ihtimalimiz var. Arkadaşlar. Şu an ne kadar puana ihtiyacımız var? Yani şunu yapsam mı acaba diye düşünüyorum bir yandan. Ama çok aciliyeti yok sanki. Bakayım. Puan. 67 puandayız zaten. Şunu limited'dan extensive'e geçireceğim hemen. Yani ilk fırsatta. Diğer yandan mesela endüstriyi de açmak istiyorum ama o bir ilerisi. Bir ilerisi arkadaşlar. Şimdi öncelikle zaten bunu açacağız. Bakın kaç güne düştü? 151 gün. Harika değil mi? Bu biraz daha şey. Önemli değil. Şimdi bunu açalım. Daha sonrasını hemen geçireceğim. Bu arada topçuyu geçirdik mi? Henüz gelmedi zaten. Doğru. Şimdi nerede bu fabrikalar? Şimdi buradan biraz fabrika gelecek bize zaten.
Toplam 4 fabrikaları varmış. Hadi bakalım. Ha burada. Fokus'u açmadım lan. Fokus'u açmadık. Dediğim gibi Fokus'ta ya motorize gelir ya. Şu an acil bir şekilde puana ihtiyacımız yok dediğim gibi. Motorizeyi açalım. Belki bir motorize ekip de yapabiliriz. Heh, şimdi sen harekete geçtin mi? Destek saldırısı. Evet, güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bütün saldıran birimlerin hepsi aynı anda devrede ve bunlara saldırıyor şu anda. İşte avantaj buradan kaynaklanıyor. Buradan geliyor avantaj. Biz tabii biraz topçu üretimi yapabilsek güzel olacak. Şimdi başkenti alır almaz savaş bitmiş olacak. Ne kadar zaman sürecek? Bitti. Bitti. Take all states diyorum. End turn done. Tamam. Güzel. Şimdi hiç zaman kaybetmeyelim arkadaşlar. Bunu hemen böyle yerleştiriyorum. Savaş planını da yapalım. Bunlar yerleşene kadar birazcık bekleyelim. Ondan sonra hemen yardıralım bunlara doğru. Bunu da yine başkente yardırsak yeter. El Salvador'a savaş sebebi araştırmadım. Aslında onu da araştırabiliriz ama biraz askeri fazla bunun. Biraz uğraştırabilir. El Salvador'u Panama ile... Aa ben neyi unuttum? Panama. Savaş sebebi. Her zaman unutuyorum ya. 215 gün. Ve Amerika. Biraz gecikeceğiz ya. 215 gün diyorsun ya. Sen ne diyorsun be? Abi biraz geç kaldık ya. Neyse. Olduğu kadar abi. Olduğu kadar abi. Tamam. Hatta ben yönlendireyim sizi. Tamam abi, gidin bakalım. Aynı anda 10 tane birden mi? Aynen. Bu ne lan? Stacking penalty diyorsun. Hani nerede? Ha, üzerine gelince yazıyormuş. %4. Stacking penalty. Yani 10 tane birden saldırdığı için mi? Aynı anda. 10 tane çok büyük bir rakam değil ki. Ne kadar uzun sürüyor lan bu? 14 gün müydü sürecekmiş? Improved artillery geldi arkadaşlar. Derhal buradakini değiştiriyorum. 3 fabrika olmuşuz. Derhal değiştiriyorum. Bunu değiştirdik böylece. Şuraya 5'e kadar çıksın. Bu geldiğine göre şimdi ne yapabiliriz? Mesela 1940 teknolojisi. Bunu bırakalım. Bir şey yapmamıza gerek yok. Zaten yapabileceğimiz bir durum şey yok. Şunu açabiliriz. Bir yandan doktrinimiz geldi. Aha doktrin bitti. Doktrine devam ettirebiliriz. 264 günde çok fazla ama yine soft attack 25, %25'in gelmesi supportlar için diyor. Ama bir de organizasyon da geliyormuş. Peki ya bu ne? Recovery rate o kadar önemli değil. Onu bir şeyden fokustan çok daha iyisini elde edebiliriz. 0-2 hiçbir şey değil. Diğer yandan fabrika çıkışlarımızın da artmasını istiyorum. 190 gün bu. Ve bunlar bir türlü bitmedi. Bak şu da önemli. 128 gün. Aa bunu yapalım o zaman. Bunu yapalım abi. Doktrini bir adım sonraya bırakabiliriz belki. Bunlar doğrudan etki ediyor bizim şeyi. Var olan. Bir dakika şimdi askerleri de bir kontrol edelim. Ben savaşa dikkat etmişken. Bunları unutmayalım. Oo bak unutmuşuz gördünüz mü? Başka var mı? Yok. Sanırım bu süvarilerin hepsi bunlar. Şimdi bunu hepsini buraya dahil ediyorum. 12 süvari tümenimiz oldu. Yeterli mi bu acaba? Daha fazla süvari almayabiliriz. Şimdi gelmeye devam etsin. Ben reinforcement'ı açtım. Maksimuma çıkardım. Bu da maksimumda kalsın. Hem reinforcement hem bu normale döndü. Upgrade'ler önemli değil. Eksik silahların tamamlanması daha önemli şu anda. Şimdi şunları da nereye dahil edeceğiz? Şu 12 neydi lan? Atlıların olduğu yere dahil ettim. Allah cezanı vermesin. 12 tane mi atlı varmış? Daha iyiymiş. Daha iyiymiş. Dur bir dakika. Şunları ayır yine.
O zaman fazla kimse kalmadı. Burada fazla eleman var. Üçüncü bir şey, başka yeni bir ordu daha oluşturmamız gerekiyor. Hadi bakalım, oluşturdum. Hepsini de buraya atmış olduk ama hepsini atmamıza gerek yok. Bir tanesi 24, ha pardon, iki tanesini geri koyalım şuraya. 24, 24, iki tane eleman oldu bizim için. Daha sonra şunu iptal ederim. Bunu aktarız yeni oluşturduğumuz şu orduya. Şimdi şu atlılarımıza da bir komutan ayarlayalım. Komutana daha ihtiyacımız var. Atlıların komutanı bulunsun. Şimdi planlarımızı çizelim. Hazır edelim. Bak mesela şunun planı 24 tümen var burada. Bunun planı şöyle olsun. Yani böyle olsun. Ondan sonra diğer birliğin şu muydu? Pembe olan değil mi? Öbürü ne? Kahverengi. Biraz karıştı ya. Renkleri bir güzelleştirelim. Dur. Ben şunu böyle kızılca kızılca yapayım böyle güzel bir şekilde. Kaç dakika olduktan? 25 dakika. İyi. Bak kıpkırmızı oldu. Çok güzel oldu bu. Şimdi şu morumsu bilmiyorum tuhaf bir renk. Bunu da yemyeşil yapalım. Şöyle biraz daha cırt bir yeşil olsun. Tamam. Şimdi sana bir plan çizelim. Senin planın da ne bileyim şöyle bir şey olsun. Tamam. Şöyle bir şey olsun ya yine de fark etmez. Şeye de plan bonusundan bonus alsınlar diye plandan. Aslında bilmiyorum nasıl olacak bu iş ama çünkü savaştırmayacağım ben bunları. Bunlar o kadar zayıf ki baksana. Hiçbir şey yok bunda. Aslında isterseniz bak vaktimiz biraz var. Ben bunlara şey yapsam vaktimiz biraz var dediğimde 6 ay falan var yani en fazla. Şimdi bir dakika şunu ben bir aşağı atıyorum. Şu önemli o önemli dedik. Motorize henüz gelmedi değil mi? Motorize yapıyoruz ama gelemeyebilir yani öyle söyleyeyim ben size. Nasıl yapsak? Bu 5 burada. Bu ikisi için biraz fazla geniş ya. Ha, dur. Şöyle bir fikrim var. Şunu ben atlıların şeyiyle aynı yapsam. Aynı bölge yapsam bunu. Nasıl? Bunlar eğitim de değiller değil mi? Eğitim birimi nerede? Şu. Tamam, bunlar gelecek. Gel abi eğitim birimine. Lan bunlar daha çabuk gelecek sanki. Dolmuş yani bunların hepsi. Daha fazla atlı ihtiyacımız yok esasında ama gelenleri kullanabiliriz bir şekilde. Bir şekilde kullanabiliriz. Tamam. Yani bir sa bu savaşı bitirince bir miktar daha şeyimiz olabilir. Üretim kapasitesine bonus gelebilir. Hadi bakalım. Ne kadar yavaş ilerliyor ya. Lan bunlarla bu kadar uğraşıyorsak Amerikan askerleriyle ne yapacağız? He? İniş bizdeymiş. Adamların yeteneği biraz düşük çünkü. Şuna savaş sebebi ne zaman geliyor? Çok az zaman sonra. Çok kısa bir zaman sonra. Panama'yı biraz geciktirdik ya. Hatta Amerika'yı da kendisini de geciktirdik. Bakayım. Aa, 37 be. Take all states. Bu kadar ekipman elde etmişiz bunu savaştan. Take all states yaptı değil mi ya? Yanlış olmasın. Aha. Şey de gelmiş. Gördünüz mü? Ama kullanmayacağız yani. Kullanabiliriz aslında. Şey yapsam mesela ama oyun devam diyormuş. Yani şöyle konvoy yapacağız ama konvoyları ne yapayım ki? Konvoyu kullanmayacağız yani büyük ihtimalle. Ya bu da biraz şeyimizi karıştıracak. Ticarette kullanıyoruz konvoyu. Tamam kalsın böyle. Kalsın böyle abi. Motorize işim bitti. Daha da fazlasını kasmayacağız. Ben hemen dönüyorum. Industrial effort'a. Şu an puan ihtiyacımız yok değil mi? Tamam. İhtiyacımız olduğu anda puana kasabiliriz çünkü. Bakayım 1 puan. Tamam. Sen yine aynı şekilde. Şuraya
Planını çiziyorum. Planını hiç böyle çizmesem daha iyi aslında. Şöyle başkent sadece. Bu ne lan? Sil şunu ya. Şöyle bir başkent al yeter. Onu demek istiyorum yani. Tamam. Bu böyle. O da tamam. Şimdi 63.000 adam gücümüz kaldı. Bunu şey yapmamız lazım. Artırmamız lazım. Tamam, fabrikalar güzel. Topçu üretimi iyi. Çelik ihtiyacımız ana eksi bir. Aa eksi bir. Ya bak bu kafa karıştırıyor ya. Yılda 9 tane üretmek. Salla bunu ya. Kafamı karıştırmasın şimdi. Neyim var neyim yok bileyim. Nikaragua'ya da savaş sebebimiz geldi. Tamam, hemen savaşımı açıyorum. 33'teyiz. 33'teyiz. Şu anki İspanyol savaşı ortada gidiyor. Japon vesaire. Ben şu savaşı başlatayım. Bu arada şeyler yeni gelen asker var mı? Şu yeşiller neydi? Ha. Genco siz burada birikin ya. Yine etrafta gezmeyin öyle. Şimdi eksik olan hangi birlikti? Şu değil mi? Şu atlıların olduğu değil de öbürü. Şu. Tamam. Onlar gitsinler oraya. Şu atlılarla ne yapabiliriz bilmiyorum. Şurayı önce bir aşmamız lazım. Şu nehir savaşını. Amerikalılar da getirmişler askerlerini gördüğüm kadarıyla. Heh. Atlıları unuttum bu arada. Şey savaş şeyi planı çizecektim ben bunlara. Bonus kazansınlar diye. Çünkü bonus az değil abi. %50'ye kadar bonus kazanıyorlar. İlk başta savaştırmak zorunda kalabilirim çünkü bunları. Diğer yandan ne kadar ekipmanımız var? Fazlamız yok değil mi? Hep eksiğimiz var. Topçumuz artık geldi. 300 bir topçumuz varmış. Bu ne abi? Ha bunları iptal ettik değil mi? Tamam. İptal ettik. Ha, o savaşa girdik. No template. Aslında topçuları artık ekleyebilir miyiz diye düşünüyorum da. Topçuları artık ekleyebilir miyiz? Süvarilere de topçu ekleyelim mi? Puanımız yeter. Bak hızını değiştirmiyor görüyor musunuz? Şu en önemli şey hızları. Hızı değiştirmiyor. 6.4 km bölü saat. Ama şunların hepsini geliştiriyor. Yani idareten en azından bir miktar daha dayanıklı olabilirler. 4 abi ya yapacak bir şey yok. Bundan daha büyük de yapabiliriz aslında. Hani bir support bir tane de eleman ekleriz böyle. Ama bunların deneyimi bayağı düşer. Şu anda da vakit yok tekrar eğitmeye. Neyse arkadaşlar bu bölümü ben burada keseyim. Az zamanımız kaldı zaten. Şubat ayındayız. Şu savaşa da girmiştik zaten. Hemen neredesin sen bakayım. Hemen devam et. Savaş açtık mı lan? Açtık. Şu savaşı da bitireyim o zaman ondan sonra şey yapalım. Costa Rica'yı da savaş sebebi araştırıldı. Çok güzel. Tamam. Ya da bitirmeyelim boşver. Boşver bitirmeyelim. Çünkü bir dahaki bölümde daha güzel eklemeler yapabiliriz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir dahaki bölümde devam edeceğiz inşallah. Hadi eyvallah.